Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Yaz kapıda, ehaliyle aynanın karşısına geçip bu göbek ne olacak demeye başladık. Ve maalesef spor yapmayı hayatımızın bir parçası haline getirememiş bir nesiliz. Ama çaresiz değiliz. Diyetsiz, egzersiz yapmadan yağlardan kurtulmak mümkün. Bunun için sadece günlük rutinde öğrenmemiz gereken bazı ufak taktikler var. Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Uyarı: kimisinde hızlı sonuç gösterecek bu taktikler, kimisinde işe yaramayabilir. Bunun sebebi farkında olmadığınız tiroid, karaciğer yağlanması gibi bazı hastalıklar olabilir. Birazdan sayacağımız taktikler, sağlık sorunu bulunmayan ama diyeti ve egzersizi sevmediği için kilo veremeyen kişiler için etkili yöntemlerdir. 6 numara, su içmek. Klasik ama hızlı kilo vermek isteyenler için anahtar kelime su. Sadece susadığınızda değil, belli aralıklarla su içilmesi kilolarla savaşmak için önemli. Yetişkin bir insanın günde en az 1,5-2 litre su tüketmesi gerekiyor. Bunun için ilk olarak yemeklerden yarım saat önce 1-2 bardak su için. Bu sayede mideniz dolacak ve yemek yerken çok aç hissetmeyeceğiniz için daha az yiyeceksiniz. 5 numara, sabah rutini. Bol su içmeye başladıktan sonra sabah rutininize şunu ekleyin. Uyanır uyanmaz kahvaltı yapmayın. Henüz tam olarak uyanmamış mideniz bir anda yiyecekle karşılaştığında daha hızlı ve aniden çalışmaya başlayacak ve bu da sizin daha hızlı acıkmanıza sebep olacaktır. Bunun yerine uyandığınızda bir bardak ılık suyun içine birkaç damla limon sıkın ve bunu için. Ilık su midenizi uyandırıp rahatlatacak ve limon da yağ yakımını hızlandıracaktır. 4 numara, yediklerinize dikkat edin. Hayır, size şimdi yağlı yemeyin, az yiyin gibi şeyler söylemeyeceğim. Yediklerinize gerçekten dikkat edin, yani dikkatinizi verin. Örneğin yemeklerinizi masada yiyin. Böylece bütün ilginiz ve odağınız yemekte olacak ve doyduğunuzu daha hızlı fark edip durabileceksiniz. Tabağı elinize alıp koltuğa geçtiğinizde veya televizyon izlerken bir şeyler yediğinizde ne yediğinizi anlamazsınız. Doymak fiziksel olduğu kadar aynı zamanda da psikolojik bir durumdur. 3 numara, soğuk oda. Uyku önemli. Öncelikle uykunuzu aldığınızdan emin olun. Ve işte buradaki kilit nokta, soğuk bir odada uyuyun. Araştırmalara göre eğer 18 derecelik bir odada uyursanız vücudunuz normal vücut sıcaklığı olan 36 dereceyi korumak için çalışacak ve tüm gece boyunca yağ yakacaktır. Zahmetsiz ve etkili bir yöntem. Tek yapmanız gereken yatarken pencereyi veya klimayı açmak. 2 numara, Türk kahvesi. Eğer sabah kalkıp işe okula giden bir kişiyseniz akşam üzeri 4 gibi çok fazla acıktığınızı hissedersiniz. Bunun sebebi sabahtan beri çalışıyor ve enerji harcıyor olmanız. Vücudunuz bu saatlerde yorgunluğu hissetmeye başlar ve bu da sizin akşam yemeğinde çok fazla yemenize sebep olur. Bunun için saat 3.30 gibi bir Türk kahvesi için. Kahve hem açlık hissini bastıracak hem de kafein sayesinde enerji verecektir. Böylece akşam yemeğine kurt gibi saldırmayacaksınız. 1 numara, zencefil. Zencefili kolaylıkla marketlerde veya aktarlarda bulabilirsiniz. Bundan küçük bir yumru alın, kabuğunu soyun. Bir yemek kaşığı kadar rendeleyin ve bunu bir kase kaynar suyun içine atın. İçine 5-10 damla da limon sıkın. 5 dakika kadar bekleyin. Sonra bir el bezini bu suya batırın ve yağların yoğun olduğu göbek bölgenize koyun. Zencefil ve limon sıcak sayesinde o bölgedeki yağların yakılmasına yardımcı olacaktır. Etkiyi arttırmak isterseniz el bezinin durduğu yere saç kurutma makinesini tutun. Tüm bu listeyi uyguladığınızda çok kısa süre içinde kilo verdiğinizi göreceksiniz. Ve bunları alışkanlık haline getirirseniz de o verdiğiniz kiloları asla geri almazsınız. Umarız liste hoşunuza gitmiştir. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyenler için işte adreslerimiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.